Şimdi benim böyle çıkardığım şablonlarım var. Kalıplarım var daha doğrusu. Şu kalıplarım var. Kalıplardan kumaşın üzerine koyuyorum kalıbı. Nasıl bir kumaş kullanıyorsun? Fark keten. Etmez. Bir sürü yani kot keten kumaşı daha bile kullanmışsın. Her şey kullanılır. Yani ben şimdi keten kullanıyorum. Kot da oluyor. Yani istediğiniz kumaşı kullanabilirsiniz. Bu şekilde üzerine koyuyorum. Tamam. Kalıpları. Şunları tamam. Da böyle koyayım üzerine. Çizip. Evet, çiziyorum. Pardon. Çiziyorum bu şekilde. Koyuyorum. Üzerine çiziyorum. Yani böyle şeylerde kalıp çok evet, önemli. Evet, kalıp çok önemli. Yani kalıbınız olduğu zaman çok kolay yaparsınız. Evet. Elinizde olacak mutlaka. Bunları tek tek çiziyorum. Ama işler falan çok güzel. Teşekkür ediyorum. Üstüne işlediğin şeyler falan evet. Hakikaten çok iyi olmuş. Bu neresi? Bu üstü anladım. Şimdi bu üstü. Şimdi size şöyle göstereyim. Ben tek tek hazırladım. Yani şimdi şundan başlayayım ben. Şimdi bu kalıptan iki tane çıkarıyoruz, kesiyoruz. Evet. İki parça altı üstü kapı, yani bu altına astar olarak geçiyor. Tamam. Sonra şöyle göstereyim ben size. Bu da içine geçen parça şu çizdiğimiz oraya dikiyorsun şu parça. Onu. Evet, bu parça oluyor. Taç onun içine mi giriyor? Evet, taç bunun içerisine giriyor daha düzgün dursun diye, kaymasın diye. Sağ sola gitmesin evet, diye. Evet, kaymasın diye. Evet. Öyle yapıyoruz. İçinde ince bir taç evet, olması var, çok tacımız, etkileyici. Evet. Bakın, ben zannediyorum ki bunda hani geniş bir taç var. Halbuki taç, şu ince taçlar evet. Bunun burasında. Çok güzel yapmışsın. Yani teşekkür az ediyorum. Güzel falan değil. Bir kere işlerde hepsi elde işleme. Evet. Çok güzel. Diyelim ki ben işleme yapmayı bilmiyorum. Hani çiçekli. Yani üzerine ne isterseniz yapabilirsiniz. Boncuk yapabilirsiniz. Yani desenli kumaşla da desenli kumaşla da çok güzel oluyor. Ben onu da yaptım ama buraya yapıp getiremedim. Hı-hı. Fırsatım olmadı. Desenli kumaşlarla da çok güzel oluyor. İstediğiniz evet. Şekilde yapabiliyorsunuz. Şimdi bunu böyle yaptı, düz şekilde bunu yapıyoruz. Tamam. İki parça kesiyorum bundan, kumaştan. Daha tok durması için alt tarafına astar olacak yerine tela koyuyorum. Bez tela. Bez tela, evet. Bez tela yapıştırıyorum. Yapışan üzerine. Bir tela evet, bu. Bunu yapıştırıyorum ütüyle. Ütü şekerli, telanın alt şekerli yeri alta geliyor. Üst kumaşa düz yeri üste geliyor. Çünkü şeker yapışıyor buna. Evet. Ütülüyorum bunu. Ütüledikten sonra. Bu malzemeyi bilmeyenler için yapışan tela evet, diyoruz buna. Yapışan tela. Yapışan tarafı alta gelecek şekerli şekilde. Şekerli olan yeri alta evet. Geliyor yapışan tarafı. Evet. Bunu sonra. Ütüledikten sonra bunu ütülüyorum. Ütüledikten sonra. Uzun parçam. Uzun parçam burada şurada. Bu uzun parçayı alıyorum. Tamam. Buraya iğneliyorum. İsterseniz iğneleyebilirim. Şöyle orta şeyini buluyorum. Şimdi ben fazla uğraşmayacağım. Tamam. Bu şekilde prensibini iğneliyorum. Anlayalım. Evet. Aynen. Ortadan tüm iğneliyorum. İğneledikten sonra. Şu iki tarafından dikmişsin sonra gördüğüm evet, kadarıyla. Evet. Dikiyorum yani yarımşar santim diyeyim ben. Yani ortada tacın gireceği şekilde dikiyorum iki tarafla. Tamam, bunu buraları da anladık. Diktik. Bu da var. Diktik. Evet, şimdi diktik. Tacı önce tacı mı koyuyorsun, önce işi önce, mi yapıyorsun? Önce tacı koymuyorum. Ama şunu gösterelim, sonradan bir şey olur. Taç alayım mı bir tane? Tabii tabii. Yani sonra işini falan yaptıktan sonra taç şuradaki tünelden giriyor evet, değil mi? Evet, oradan girecek. Ha, önce nakışını yapıyoruz. Tamam, burası bunun için. Onu göstereyim. Buyurun. Şimdi nakışını yaptım. Nakışı nasıl, gergefte mi işliyorsun? Kasnakta yapıyorum, evet. Kasnakta. Kasnağı geçiriyorum. Pardon. Kasnağı buraya geçiriyorum. Bu şekilde. Geçirelim. Evet. Pardon. Yanlış koydum. Çok güzel çocuk bantları da var. Onlardan da söz edeceğim şimdi. Buraya geçiriyorum bunu.
geçirdikten sonra. İşlemek istiyorsanız mutlaka bu şekilde kasnakta işleyin ki hani muntazam dursun işiniz. Herhangi bir iş yapabilirsiniz. Peki inciyi de işlerken bu şekilde mi işliyorsunuz? İnciyi de bu şekilde yapıyorum. İnciyi yaparken yalnız iğneyi incinin içerisine bir defa geçirmesinler. İki defa geçirsinler daha alabilir güzel miyim inciyi? Bunlar, İki defa mı? Ya bunu hayalet iple mi yapıyorsun? Hayır, normal şeyle yaptım. Beyaz iple yaptım ki hani hayalet iple de çok güzel olur. Evet. Geçen senelerde biz de yaptık biliyorsunuz ama bu efsane olmuş. Çok güzel. Evet. Sonra işliyorsun. Sonra nasıl bir iple işliyorsun? Koton iplerle işliyorum. Kukalarla? Evet, kukalarla yapıyorum. İsterseniz biraz gösterebilirim. Göster bakalım nasıl oluyor. Erkan, ne kadar süremiz var? Evet, varmış. Tamam, güzel işleyelim. Ben bu şekilde size göstereyim. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yapıyorum. Yani daha değişik modeller de yapıyorum tabii ki. İğne ardı gibi. Evet. Bu şekilde yapıyorum. Vallahi o kadar güzel olmuş ki bayıldım taçlara. Yani bu şekilde yukarıya çıkıyorum. Evet. İsterseniz şunu görelim şuradan. Buradan görebilirsiniz. Şu şekilde yapıyorsun. Bak. Hı-hı. Şöyle. İstediğiniz model renkleri yapabilirsiniz. Takıyorsun. Renkleri. Evet. Sonra gene buraya dönebiliriz eğer hepsini tabii anlatalım öncelikle. Şimdi onları yaptık. Bunlar da geçti. İnci koyabilirsiniz. Üstüne başka bir şeyler, daha boyutlu kabarık çiçekler falan yapıştırabilirsiniz. Sonra, o da olur. Bunun işlenmiş farz edelim. Nakışla olan farz edelim. Bunu alıyorum ikisini. Üst üste koyuyorum. Tamam. Bu da dikildi. Üst üste koyuyorum. Hayır, burada pardon. Dikmiş olanı evet, var. Evet. Çıkar onu. Burada böyle yapıyorum. Ondan sonra iğnelerim. Bunları birleştiriyorum. Üst üste. Evet, üst üste birleştiriyorum. Her yerine tüm geliyorum şuraya kadar. Dikiyorsun buraya sonra. Kadar dikiyorum. Makineyle mi evet, dikiyorsun? Evet, makineyle dikiyorum. Buraya kadar geldim, diktim. Diktin. Diktikten sonra alıyorum. Sonra ters çeviriyorsun. Ters çeviriyorum. Size onu da göstereyim. Bakın makas yardımıyla makas yapıyor. Yardımıyla kalemle çeviriyorum. Şişle. Ne isterseniz, evet. Nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz. Size kalmış. Yani makas da bana daha kolay geliyor elimin altında olduğu için. Evet. Çeviriyorum. Sonra ütü yapıyorsun. Evet, ütü yapıyorum. Vallahi bravo. Çevirdikten sonra ütümü bittikten sonra şuraları bu şekilde tüm ütülüyorum. Dönderiyorum iki tarafla ütülüyorum. Tamam. Ütüsü bittikten sonra bitiyor, döndürüyorum. Yani işlenmiş de oluyor. İşimiz bu tarafta şekilde, oluyor evet, değil mi? Evet, iş burada oluyor, nakışı burada oluyor. Tamam. Bittikten sonra şu şekilde ama bakın. O, evet. Bu taç böyle gelecek. Bu tarafa gelecek. Tamam. Şu kumaşla telanın ortasından geçiriyorum. Oradaki tünelden geçiriyorsun. Evet, geçiriyorum. Burası geçti. Tutayım ben sana. Bir saniye. Sevinirim orası biraz tamam. Çıkmış. Olsun. Bittikten sonra muazzam, buraları... Muazzam bir fikri var. Çok güzel anlattı. Yani o kadar güzel bir şeyi görmüş olduk ki şu anda. Şu an belki canımız sıkkın ama evet, yapmak isteyeceğinizi düşünüyorum. Değil mi? Hepimiz...